Arkadaşlar merhaba, ben Murat. İsviçre'den hepinize bol bol selamlar. Arkadaşlar bugün pazar. Ayın kaçı ya bakayım. Ayın 20'si pazar. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Biliyorum Türkiye'de herkes evinde oturuyor, dışarı çıkma yasağı var. Almanya'da da öyleymiş. Akşamları dışarı çıkma yasağı varmış. Gündüzleri serbest. İsviçre'de dışarı çıkma yasağı yok ama salı günü bütün lokantalar filan, normal dükkanlar filan hepsi kapanacak. Sırf gıda üzerine dükkanlar açacak o günden sonra, 22'sinden sonra. Bu konuda bu bilgiyi vermek istedim. Arkadaşlar geçen hafta bir video yapmıştım. Gençliğimden anlatmıştım. Bir arabam vardı. Mustafa Yılmaz arkadaşımdan satın almıştım. 2 hafta kullanmıştım. 2 hafta sonra geldi birisi arkadan bana bir patlattı. Araba kullanılmayacak hale geldi. Sigortadan paramı almıştım. Bu videodan sonra çok yorumlar geldi. Abi dediler, kardeşim dediler, resmi yok mu? Var, aradım buldum. Arkadaşlar bu arabaydı. Mustafa arkadaşım lambalarını filan dört köşe yaptırmıştı, etrafını yapmıştı, jantları Alpina janttı. O zamanlar bu 90 senelerindeydi arkadaşlar, yani bu kaç yaşındaydım ya, 21 yaşındaydım. Bundan hesaplayın 32 sene evvelse, o zamanlar bu araba gerçekten süper bir arabaydı. Yani şehrin içinden geçtiğim zaman insanlar arkasına dönüp bakıyordu. Yani öyle bir süper bir arabaydı. Her gün gözükmeyen bir arabaydı. Biliyorsunuz BMW'nin lambaları yuvarlaktı o zaman. Bununki dört köşeydi. Biraz başka türlü olduğu için insanların ilgisini çekiyordu. Arkadaşlar bugünkü konum size eskilere gitmek istiyorum. Eskilerden anlatmak istiyorum. Dün tanıştığım Tuncay arkadaşımdan çay kahve içmeye gittik. Orada beraber konuşurken sigara konusu açıldı. Ben dedim sigara içiyor musun? İçmiyorum abi dedi. 16 sene oldu dedi. Ben de şahsen 17 sene evvelsi sigarayı bıraktım. Bu konu üzerinde birbirimize anlatırken dedim ya Tuncay dedim, ben dedim bu konu üzerine bir video yapayım dedim. Çünkü sigara içenler var, ilginizi çekebilir. Nasıl bıraktım? Arkadaşlar ben çok pis sigara içiyordum. 4-5 paket sigara içiyordum ben günde ve çok hızlı içiyordum. Böyle çok stres yapıyordu bana. Ve bir gün fark ettim, yani sağlığım için iyi değil, ben bu sigarayı bırakmak istiyorum. Ama bırak bırakabilirsen, o kadar da kolay değil. Bunu sigara içenler bilir. En ufak bir şeyde kafam bozuldu mu? Ne oldu? Ona kızdım, pat bir sigara. Gene başlıyorsun. 2 gün dayanıyorsun, pat gene başlıyorsun. 3 gün dayanıyorsun, gene başlıyorsun. Arkadaşlar akupunktur denedim, işe yaramadı. İnternetten hap buldum, ta İngiltere'den hap geldi. Hapı aldım, 3 gün sonra alerji yaptım. Doktora gitmek mecburiyetinde kaldım. Her yerim alerji yaptı, başladı kaşınma, amaşınma. Dedi sen deli misin dedi, böyle hap dedi internetten dedi. Bu dedi bambaşka bir şey dedi. Bir de 100 frank verdim zamanında ona. O da işe yaramadı. Ondan sonra gittim eczaneden sprey aldım. Sigara istediğin zaman ağzına spreyden sıkıyorsun, leş gibi bir şey. Zaten o kadar leş gibi bir şey, ne sigara istiyor canın ne sprey istiyor. Ama onunla da başaramadım. Galiba 3 gün dayanmıştım. Yine başladım. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam arkadaşlar. Ondan sonra bana birisi dedi, Murat dedi bir kitap var dedi. Ben dedi okudum dedi. Bu kitabı dedi bir İngiliz yazmış, kendisi günde 5 paket sigara içiyormuş, sigarayı bırakmış. Ve bu kitapta size tanıtayım arkadaşlar. Adamın ismi Alan Carr. Rahmetli oldu, 72 yaşında oldu. Öldü. Kendisi Alan Carr deniyor. Bu kitabın ismi Endlich nicht rauchen, Almanca yani sigarayı nasıl bırakabilirim? Kendisi bu kitapta arkadaşlar nasıl sigara içtiğini, nasıl bıraktığını, nasıl kendine nasıl hazırladığını bu kitapta yazıyor. Ben bu kitabı bir kere okudum. Ondan sonra kendi kendime dedim Murat bu kitabı sen bir daha oku. Ben bu kitabı bir daha okudum. Ve kendime dedim ki ben bu kitabı okuduktan sonra yarınsı gün ne günü olursa olsun fark etmez. İster cumartesi olsun, ister pazartesi olsun ben sigarayı bırakacağım. İyice kafaya koydum.
Arkadaşlar hafta arasıydı. Bu kitabı okudum. O akşam gene sigara içtim. Sabahleyin kalktım. Kahve makinesine bir kahve bastım. Kahveyle beraber bir sigara daha içtim. Ondan sonra dedim ne kadar paket varsa evde, arabada bırakıyorum. Hiç gerek yok. Bütün paketleri atacağım yani. Hatta evdeki paketin içinde 15-16 tane sigara vardı. Bir tane aldım içinden. Öbür günleri hemen musluğun altına tuttum, ıslattım ve kırdım. O gün Kreuzlingen'e gideceğim. Wettingen'de oturuyorum. 1,5 saat falan yol var. Arkadaşlar ben o 1,5 saatte bir paket sigara içiyordum. Oraya giderken. Dönerken de bir paket içiyordum. Hesaplayın. Çalışırken fazla içemiyorduk. Zaman yok çünkü dairelerin içinde çalıştığımız için el alemin evinde tabii sigara içemezsin. Arkadaşlar arabaya indim. Arabada 7 paket sigara buldum. Oraya saklamışım, buraya saklamışım. Hepsini üst üste koydum. Arabayla bir üstünden geçtim. Bir geri gittim, bir ileri gittim. Onları da parçaladım. Çöpe attım. Arkadaşlar arabaya oturdum. Gidiyor. 20 dakika sonra başladı. Canım sigara, nikotin istiyor. Sigara, sigara, sigara. Aklımda sırf sigara var zaten. Başka bir şey gelmiyor. Sigarayı bırakanlar, bırakmak isteyenler bilir. Arkadaşlar 1,5 saat Kreuzlingen'e geldim. Ben o dediğim gibi bir paket sigara içiyordum oraya gidene kadar geldim. Bir dairede kaloriferlerin üstünde böyle kalori sayan aletler var. Onların hepsini değiştireceğim. Şikayet gelmiş, doğru saymıyormuş. Hepsini değiştireceğim. Yani bir yarım saatlik işim var. Çalışacağım bina da 17-18 katlı büyük bir Kreuzlingen'de büyük bir bina. Valla 6. 7. katta benim işim var. Baktım isimlere baktım. Zili çaldım. Bana kapıyı açtılar. İçeri girdim. Asansörden yukarı çıktım. Yukarıda bir daha zili bastım. Dairenin zilini. Bir kadın kapıyı açtı. Kapıyı açtı ama arkadaşlar bir duman geldi. Yani o kadar fena sigara içiyor karı koca. İçeri girdim dedim böyle böyle ben bile filanca şirketten geliyorum bunu işimi yapacağım. Kadın dedi ilk önce bir kahve ister misin dedi uzak yoldan geldin dedi. Dedim yok teşekkür ederim ama işimi bitirdikten sonra bir kahve alırım. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar içeri girdim mutfakta oturuyorlar karı koca ikisi de işsiz. Masanın üstünde ha bu kadar kül tablası. İçi ızmarit dolu. Bak masanın üstünde belki 5 paket sigara. Ben zaten kafada sigara, 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 vücut sigara istiyor. Ondan sonra ben işimi yaptım. Bir yarım saat sürdü. Aletleri değiştirdim dedim bitti dedim. Dedi hemen dedi hanım dedi ben dedi yani oradaki hanım dedi ben sana bir kahve yapayım. Kahve bastı. Dedi, otur otur dedi. Ben de oturdum masaya oturdum ama ikisi de bir sigarayı yakıyor, bir söndürüyor. Yani hiç ağızlarından sigara eksik kalmıyor. Kadın bana paketi uzattı. Dedi sigara içer misin? Dedim bıraktım. Dedi ne zaman bıraktın dedi. Ne kadar oluyor dedi. Dedim bu sabah. 2 saat evvelsi bıraktım. Aa dedi yeni bırakmış. Dedi. Fark etmez dedi al bir tane dedi. Yok dedim. Kocası bu sefer kızdı ona. Dedi bıraktıysa dedi verme dedi. Verme dedi yoksa dedi hiç bırakamaz dedi. Ama tabii beni şeytan dürtüyor. Al bir tane yani kadın. Hem de içtiğim markayı içiyorlar ikisi de. Her neyse oradan o savaşı bir kazandık. Ben kahvemi içtim ama böyle arkadaşlar burada sigarayı içip de bırakanlar bilir. Sanki böyle var ya içimde ciğerlerim ağlıyor. Böyle sanki böyle yaş böyle ortasından böyle aşağı doğru gidiyor. Canım nasıl sigara istiyor inanamazsınız. 3 gün, 3 gün yani cehennemden mi geçtim, nereden geçtim beni mahvetti. Yani bu vücut savaşıyor. Nikotin istiyor ya o yani bu nikotin nasıl diyebilirim alkoldan da beter, esrardan da beter. Çünkü her yerde satılıyor, her yerde alabiliyorsun. Çık dışarı bir sigara iç tamam şimdi çok yerlerde yasaklandı. Dışarıda da içemiyorsun ama o zamanlar benim sigara içtiğim zamanlar pardon arkadaşlar asansörün içinde bile kül tablası vardı.
tuvalete gidiyordun, her tuvalette bir kül tablası vardı. Her yerde, eskilerden sinemalarda bile sigara içiliyordu. Bunu biliyorsunuz, Türkiye'de de öyleydi. Sinemanın içine bir giriyordun, pafır pafır sigara içiyorlardı. Sonradan her yerde yasaklandı. Uçaklarda sigara içiliyordu. Ben uçakta sigara içtiğimi hatırlıyorum, Türk Hava Yolları. Ondan sonra yasaklandı, her yerde yasaklandı. Şimdi hele Türkiye çok kötü, yani dışarıda içmek de yasakmış. Orada içme, burada içme, nerede içeceğim bu zıkımı? Arkadaşlar 3 gün çok mühim. Sigara içen, bırakmak isteyen varsa bu kitapta da yazıyor. Bunun Türkçesi de vardır. Bu adam dünyanın çok yerlerinde okul açtı. Bu konu üzerine çok zengin oldu bu konu yüzünden. Ve binlerce insana sigarayı bıraktırdı bu adam yardımcı olarak. Kendi öğretmenleri vardı. Kurslar veriyorlardı. Sigarayı nasıl bırakabilirim? Yardımcı oluyorlardı. Ve bu kitabın Türkçesi de vardır. Resmine bir daha bakın. Ben reklam yapmak istemiyorum. Benim bundan hiçbir kazancım da yok ama insanlarımıza, sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olmak istiyorum. Resmine iyi bakın. İnternetten bunun Türkçesini bulabilirsiniz. Bir dakika, belki burada bir şey yazıyordur. Belçika, Norveç'in, İsrail'de bile var. İsrail. T nerede ya? T, S'den sonra T mi geliyor? Türkay. Buldum arkadaşlar. Türkay Emre Ustunucar. Ustunucar telefon numarası 0092 112 358 5307. E-mail info@alinkartürkiye.com ama telefon numarasını yazarsanız ondan bulursunuz. Emre Ustunucar 0092 112 358 5307. İnşallah işinize yarar. Çünkü bu kitap çok eski. İnşallah bu numara işinize yarar, bir şey yapabilirsiniz. Ama var, Türkiye'de de var. İnternetten bu ismini verin. Alan Carr. Görüyorsunuzdur inşallah. Evet, görüyorsunuz. Ben de telefondan bakıyorum. Bu kitap size yardımcı olabilir. Bundan çok iyi bilgiler alabilirsiniz. Neye dikkat edeceğiniz, nasıl yapacağınız. Ben kendim bıraktığım için, çok pis sigara içtiğim için, çok stresli sigara içtiğim için size şöyle diyebilirim. İlk 3 günü atlattınız mı %90 kazandınız. 3. günden, 4. günden sonra sırf kafa yani ve başlıyorsanız yavaş yavaş unutma. İlk 3 gün bir saniye kafanızdan çıkmıyor. Sigara, sigara, sigara. Nereye baksan sigara görüyorsun. Çünkü vücut istiyor, vücut savaşıyor, istiyor. Ciğerlerin ağrıyor, ağlıyor, istiyor ya, ver bana diyor. Yani ne bileyim, ben hiç esrar kullanmadım ama esrardan da beter bu sigara. Çünkü her köşede satılıyor. Esrar her köşede satılmıyor ki. Ondan sonra mesela alkolik adam, ver bana bir şişe şarap diyemezsin. Ama abi bir sigaran var mı? Buyur abicim. Anlıyorsunuz mu? Onun için sigara daha da kötü. Evet arkadaşlar, ben sigarayı böyle bıraktım. Ve bıraktığıma da çok memnunum. 2 sene sonra biliyorsunuz ben akciğer kanseri geçirdim. Ama sigaradan değil, asbestten. Ben kalefercilik mesleği öğrendiğim için biz asbestle kaynak yapacağımız zaman duvarı filan asbestle böyle şey yapıyorduk. Asbest koyuyorduk, duvar ateşten yanmasın. Arkasında tahta varsa onun önüne asbest koyuyorduk. Tahta yanmasın. Çok çiftliklerde filan kaynak yaptık. Adamın çiftliğini yakamazsın ki. O zamanlar ben çırakken daha bilmiyorduk bile asbestin kanser yaptığını. Ondan sonra öğrendik. Ben 3. şeydeydim, senemdeydim, çıraktım. 3. son senemdeydim. Ondan sonra dediler, dikkat et dediler ama depoda daha var dediler. Onları kullanın dediler. Ondan sonra başkası gelecek dediler. Zaten onları da kullandık.
Ben işte o zaman bir gün bu asbesti içime çekmişim ve burada tumor deniyor Almanca, Türkçe tümör deniyor. Öyle değil mi? Burada bu kadar büyümüş ve devamlı ateşlenmeye başladım. Ondan sonra hastaneye yatırıldım. Kemoterapi falan gördüm. Açtılar, tümörü aldılar falan, yani ameliyat oldum. Ondan sonra Allah'a şükür yani kanseri yenebildim. Ama sigaradan değil, asbestten gelmişti. 2 sene sonra bu hastalığı geçirdim ve Allah'a şükür şimdi iyiyim. Arkadaşlar, bugünkü videomda böyle olsun, bunu böyle kabul edin. Pazar muhabbeti olsun, eskiye gittik, mazilere gittik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Size bol bol sıhhatler diliyorum. Sigara içenler varsa, sigarayı bırakmak istiyorsa bu kitap yardımcı olabilir. Bana çok yardımcı oldu. Sıhhatli kalın. Hoşça kalın. Benimle kalın. İsviçre'den Murat. Bol bol selamlar.